geldiniz. Bugün küçücük olan odamı turunu yapacağız. Artı şöyle şu dolabımı, zaten düzenli olan dolabımı tekrardan aşağı indir. Ondan sonra tekrardan düzenleyeceğiz arkadaşlar. Geldiğiniz zaman sizi böyle minnoş bir köşe karşılayacak. Bu yeni çıkan şeymiş. Denemek amacıyla aldım. Bu da Dalil'in. Asla vazgeçemedim. Bu da benim bambum. Bambumun yarısı. Aa, ışkım veriyor galiba. İşte ondan. Ondan sonra burası benim bir takı dolabım. Bunu aslında satın almadık. Bizim bu evi satın aldığımız abla, yani Ceylan abla sağ olsun hediye olarak bıraktı. Bu aslında annemin odasındaydı. Fakat dedim ki o sana olmaz. Onu sen bana ver dedim. Aldım, buraya koydum. İçine gösterelim mi? Gösterelim. Kendine de merhaba de istersen. İçinde şöyle gösterelim. Takı dolabım arkadaşlar. Evet, burayı kapatabiliriz sana. Bay bay. Bu güzel kısma gelirsek de bebeklerime bakın. O yemek istiyorum. Dikenli olmasalardı öperdim. Şu aynamı da, şuradaki şurada gördüğünüz aynamızı da. Bunu da yine Trendyol'dan sipariş ettim. Ki şuradaki aynalarımı da Trendyol'dan sipariş ettim. Burası da benim makyaj masam. Bunu muhteşem bir şekilde bizim ne deniyor ona? Mobilyacı, marangozcu abimizle birlikte tasarladık. Altı yok. Özellikle altının olmamasını istedim. Çünkü neden? Şu alt kısmına saç düzleştirdim. Aşağı flütüm var şurada, bilirsiniz zaten. Ali ile çektiğimiz videoda flüt çalıyordu falan. Aşağıda kumbaram var. Bu benim yine Trendyol'dan sipariş ettiğim tabure. Ki zaten bu odanın her şeyi tamamen benim ölçülerime göre ayarlandı. Neden? Çünkü bak şuraya kadar gelebiliyorum. Buraya kadar gelen başka kimse daha yok. Buraya da oturup bu şekilde. Makyaj falan. Makyajımı yapabiliyorum. Buradaki çekmecelerde de işte yine makyaj malzemelerim var. Çok dağınık. Daha sonra belki buranın da videosunu, vlogunu vesairesini çekebiliriz. Öyle. Genel olarak şurası şöyle. Neden bu şekilde yaptırdın diye soracak olursanız, zaten benim odam küçük olduğu için, minicik, en az benim kadar küçük olduğu için buraya bundan başka pek bir şey sığmazdı diye düşündük ve bu şekilde tasarladık. Şimdi odamın bu köşesindeyiz. Bu köşeye ulaşabilmek için evet yatağımın üstüne çıkmam gerekiyor. Fakat zaten bu arkadaki kıyafet denesi benim kıyafetim olduğu için benden başka kimsenin de yatağıma çıkacağını düşünmüyorum, değil mi Aliş? Yani mantıklı. Aynen. O yüzden çok mantıklı geldi bana. Bazılarınıza ne kadar mantıksız gelse de ya da açık bir şekilde olması ne kadar hoşunuza gitmese de tam tersi benim çok hoşuma gitti ve gerçekten çok kullanışlı. En azından neyin nerede olduğunu görebiliyorum. Ya da arkadakilerin ne olduğunu şahsen kendim bildiğim için bir problem yaşamıyorum. Şimdi zaten çok dağınık değil ama tekrardan minik minik dokunuştan yapmak istiyorum. Çünkü yerleri değişti, köye gittim geldim falan ya, bir tık böyle bir şeyler oldu iş. Değişim yani. Aynen. O yüzden ben size en üst kattan en alta ya da şuralarda neler var neler yok onları anlatarak başlamak istiyorum. Bu tarafta benim şapkalarım, kışlıklarım, eldivenlerim, işte ne bileyim o tarz şeyler var. Ben bunları zaten böyle Ali'ye atacağım. Öyle bunları üst üste koyacak. Yine kategorili şekilde tekrardan buraya dizeceğiz. Ben her gelişimde tek tek size söyleyeceğim. Yok öyle değildi. Biz ne yapıyorduk Ali? Bunların hepsini tek tek tanıtacaktık, değil mi? Evet. Şimdi bu alt katta kazaklarım var zaten göründüğü üzere. Zaten gördüğümüz üzere. Burada da kazaklarım var, burada da kazaklarım var. Bu tarafta sweatshirtlerim var ve polarlarım var. Daha sonra bunun arkasında da aynı şeyler. Bu kısım komple pantolon ve bunun arkası. Bu tarafta da eşofmanlarım var, onun arkasında da eşofmanlarım var. Bu alt kısmı çok kullanmıyorum. Bu alt kısım böyle daha kokoş kıyafet, süslü. Onun gibi, evet. Bu kısımda benim geceliklerim bulunuyor. İşte daha kalın, birazcık daha kalın, normal kalınlıkta geceliklerim var. Bu alt kısımda ise böyle günlük, yani ertesi gün giyebileceğim
kıyafetlerim falan var. İşte yeleklerim falan var. O şekilde gidiyor. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben bunların hepsini tek tek aşağı indireceğim. Alişe vereceğim. Ali sağ olsun benim yerime bunların hepsini kategori kategori ayıracak. Ondan sonra tek 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 rafa tekrar dizeceğiz hep birlikte. O zaman daha fazla uzatmadan başlayalım. Ama şapkaları düzgün şey yap. Yani üst üste olsun. Yani üst üste olsun derken şekillerine de göre hepsi birbirinden farklı ya o yüzden. En sevdiğim şapka. Bunu hatırladın mı? O kadar arayıp bulamadım. Yılbaşı günü, yılbaşı akşamı, yılbaşı gecesi bunu arayıp taradım. Her yerde aradım, aradım, aradım. Gerçekten aradım, sonuna kadar aradım ama asla bulamadım ve şu an karşıma çıktı. İşte aradığın zaman çıkmazmış. Gerçekten öyle. O kadar üzüldüm ki şu an. Ya ben bunu orada oldum da emindim. Ama o gün ne hikmetse bulamadım yani. Yılbaşı şapkam. Yıllardır benimle kendileri. Her sene boyunca birlikte giriyorduk. Her sene. Her sene kendileriyle birlikte giriyorduk yeni yıla. Bu sene ayrı girdik. Bakalım ne gibi felaketlikler beni bekliyor. Bu neymiş? Bir sürü bana ondan. Bunu deden çok takardı. Bunlardan var birkaç tane ama hepsi benim değil. Yani annemle bizim fakat benim odamda duruyorlar. Oha çok tatlı olmadın mı? Gel gel gel. Tam şeye benzedim. Dedeye. Hayır hayır trenlerde bu ta eskilerde kovboy filmlerinde falan olur ya. Trenlerden kovboy filmlerini nasıl atladın? İşte kovboy filmlerindeki trenler süren o şahıslar insanlar oluyor böyle değişik böyle takıyorlar. Onlara benzedim. Aynen. Hiç mi hatırlamıyorsun? Aynen öyle hatırladım. Aynen. Çok kullanmıyorum çünkü. Panladı. Düşürdü. Tut. Attı boy yetmiyor. Al panladı. Tamam. Berelerle 50 ver. Hazırım. Başına çıkamazsın diye destek olarak desteğe geldi. Ne düşünüyorsun bu konuda? Nasıl? Katlama olayları da birazcık şey böyle olacak çünkü böyle olacak. Bunu alırken çok düşündün mü? Hayır o çok güzel biliyor musun? Niye sen benim kazağıma öyle laf yaptın? Çünkü beğenmedim. Arkadaşlar şimdi birazcık biz müzik dinleyerek şuraya şey yapacağız. Daha hızlı bir şekilde. O yüzden buraları biraz hızlandıracağım. Biz de biraz müzik keyfi yaşayacağız. Murat, Murat. Yok bu şeyler kafamızı kıran. Yaptığı gibi ben de aynı şeyi yapıyorum. En çok kullandıklarım ön kısımda, en az kullandıklarım arka kısma atıyorum. Herhalde herkes de benim gibi yapıyordur. Ne oldu? Şimdi şey yapacağız Aliş. Şöyle ben yarım kazaklarımı arkaya atacağım. Tamam mı? Yarım nasıl anlıyoruz? Ya ben aldım zaten boyundakiler yarım. Ondan sonra şunu da arkaya atacağım. Bu havada nasıl? Çorap giyip üstüne kalın çorap giyip üstüne patik giyiyorsun. O sadece onun kalı çorabın altında sadece kalı çorap yoktur yani. Onun altında illa iki çorap var. Hayır. Hatta onun altında iki çorap daha çıkıyor. Abartma. Normal şartlarda çıkıyor ama kendi evimizde o kadar yapmıyorum. Ya ne yapayım? Benim ayaklarım üşüyor. Ev sıcak olsa bile üşüyor.
Adam kısa kolluyla geziniyor ya. Tükendim. Daha kaç tane tükendim? Daha iyi. 5, 6, 7, 8 tane. Zaten bitti ki az kaldı. Şunu var ya, halı niyetine yere koyulabilir. Ne o? Pek halıdan bir fark yok. O örme halılar oluyor ya yerde. Bak koy böyle. Ya hayır ya. Bildiğin örme halı gibi. E kazan örme halı diyor. Hayır öyle değil. Ben bunu çok beğenerek almıştım. Polaylar. T-shirtler. Polaylar. Bunları da mı aynı şekilde yapıyoruz? Hı hı. Bunları da güzel. Nasıl? Bu dolabı niye kapaksız yaptırdın? Ay dövseydin bir de azarlaya azarlaya bir şekilde. Canım bu dolabı neden kapaksız yaptırdım? Çünkü benim odam yaklaşık 13 adımda falan bitiyor. Ya bayağı. 13 adım oluyor mu ki? Benim adımla mı senin adımınla mı işte? Senin adımınla mı? Benimki 13'e kadar gidiyor. O seninkiyle kaça kadar gider bilmiyorum. Ama işte o şekilde. Küçük olduğu için öyle yaptırdım. Şuradaki çekmecelerde ise burada ojelerim falan var. Kişisel bakım ojelerim, kremlerim. Yani şurada da var da her neyse. Burada çoraplarım var. Şu kısımda da benim kendi çamaşırlarım var zaten. Bu kısım da boş. Buraya da bunları koydum. Ilır zıvır bunlar. İşte hatıralıklar. Gittiğim yerlerde böyle hediye olarak aldığım minik minik giblolar işte bir şeyler falan. Onları da o köşeye koydum çünkü zaten boştu. Dedim ki boş kalacağını en azından oraya minik minik bir şeyler koyalım diye düşündüm. O şekilde yani orayı da o şekilde kullanıyorum. Burayı da inceleyelim o zaman hazır şey yapmışken. Onun bardağı mı? Değil, annem bardağını kırdı. Bunun bardağını kırdı ya. Bu bardak nereden geldi? Niye böyle bir bardak var? İçeri gel, Roma'yı... Bak bakayım orası neresi. Bir şey olmaz. Buraya gittim ben biliyor musun? Orada. Ha tamam, bu İzmir'de. Ceza hatta katliam 2'de. Burada rap söylüyor tamam. Şimdi hatırladım. Vay be. Ama Yunanistan'a da benziyor. Her hafta Yunanistan'a gittim işte. Bu kısımda da benim montlarım, ne bileyim işte paltolarım, onlar falan asılı. Şu üst kısımda da tamamen günlük kullandığım çantalarım falan var. Bunu zaten birazdan şunu asacağız. Bunu asacağım birazdan. Çünkü bu bunun zaten. Ali ya bunu assana. Bunu taksana ya. İyi ki Ali var ya. Bakar mısınız yenge? Çok tatlı değil mi? Para sesi. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Her yeri topladık, düzenledik, tek ayırdık, tek topladık ve bunların içerisinden çıkan paralarımızı da sizin gördüğünüz gibi kumbaramıza atmış bulunmaktayız. Bu kadar. Ve en büyük yardımcım abası rap kuzusu Ali'ye. Gel buraya. Çok teşekkür ederim abası, bunu yesin, bunu yücün, bunu yücün. Yoruldum. Tamam, şimdi biz papça atıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Yakından gel, hoşçakal de. Bye bye.